Evet, kitaplık turu, kitaplık turu dediniz. Sonunda kitaplık turu videosu geldi. YouTube'da en çok izlenen içeriklerden biri oluyor bu kitap konularında. O yüzden ben de size kitaplığımda hangi kitaplar olduğunu yayın evi söylemeye çalışacağım. Tabi aralarında çok aşırı beğendiklerim olursa bunu kesinlikle okumalısınız yönünde size öneriler de vereceğim. Gördüğünüz gibi burada yukarıda videolarda görünmeyen kısımda da aslında kitaplar var. Bu kitapların hangileri olduklarını hadi hep beraber bakalım. Bu arada siz görmüyorsunuz ama bu kitaplığın üstünde, yani genelde şu sınırına kadar görüyorsunuz. Ama bu sınırın en üstünde Kur'an-ı Kerim duruyor burada da. Evet, kitaplık turuna ilk olarak en sevdiğim yayın evlerinden biri olan Can Yayınları'ndan başlıyorum. George Orwell 1984 romanı. Yine George Orwell'ın Burma Günleri adlı romanı. George Orwell'ın Boğulmamak İçin adlı romanı. George Orwell'ın Paris ve Londra'da Beş Parasız adlı romanı. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı romanı. Bende 5 tane şu an George Orwell kitabı var. Ve en sevdiğim George Orwell romanları da Hayvan Çiftliği ve 1984 şimdiye kadar. Julio Cortazar Seksek. Julio Cortazar'ın Bütün Öyküleri adlı basılan Ötekinin Rüyası ilk cildi. Yine Julio Cortazar'ın Bütün Öyküleri 2 adıyla basılan Ayak İzlerinde Adımlar kitabı. Öykü serisi bunlar. Albert Camus'un Yabancı adlı romanı. Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık adlı muhteşem romanı. Yine Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi adlı romanı. Aslında ben Albaya Mektup Yok ve Doğu Avrupa'da Yolculuğu da okumuştum. Fakat elimde basılı olmadığı için gösteremiyorum. Marquez'in şimdilik 4 tane kitabını okudum yani. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı. Yine Dostoyevski'nin İnsancıklar adlı romanı. İlk romanı zaten bu. Yine en sevdiğim yazarlardan biri olan Gül'ün Adı Umberto Eco'nun muhteşem romanı. Umberto Eco'nun bendeki diğer kitapları Önceki Günün Adası, bir de Foucault Sarkacı. Foucault Sarkacı çok ağır bir kitap. Şu an açıkçası gözüm yemiyor okumak için. Ama umarım bir gün okuyacağım yani. Mutlaka okumayı planlıyorum. Son olarak da Umberto Eco'nun Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti adlı kitabı var. Yine çok sevdiğim bir yazarın kitabı olan Nikos Kazantzakis'in Zorba adlı romanı. Diğer kitaplarını henüz okumadım ama mutlaka okuyacağımı da belirtiyorum buradan. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun Kitabı adlı kitabı. Bu kitap benim askerliğimin muhteşem bir şekilde geçmesini sağladı. Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm adlı romanı. Büyülü gerçekçilik akımına dahil ve Marquez'in hayatıyla Latife Tekin'in hayatı ve Sevgili Arsız Ölüm romanı ile Yüzyıllık Yalnızlık adlı roman çok benzer özelliklere sahip. Patrick Süskind'in Koku adlı romanı. Kendimi koklamamı sağlamış olan tek romandır ayrıca bu arada. Bir rekor olarak. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. En sevdiğim kitaplardan biri olan Wolfgang Borchert'in Kapıların Dışında adlı oyunu. Ya bu videoyu şu an izleyen herkesin kesinlikle okuması gereken bir kitap. Çok etkilenmiştim. Jean-Paul Sartre'ın Duvar adlı öyküler kitabı. Yine Jean-Paul Sartre'ın Sözcükler adlı otobiyografisi. Yine Jean-Paul Sartre'ın Bulantı adlı romanı. Rokent'inden tanıyorsunuz biliyorsunuz ki. Lev Tolstoy'un İvan İliç'in Ölümü adlı kitabı. Ergin Altay'ın çevirisini yaptığı Maxim Gorki'nin Çocukluğum adlı kitabı. Hermann Hesse'nin Siddhartha adlı kitabı. Yıkım edebiyatının en iyi temsilcilerinden biri olan Heinrich Böll'ün Ademoğlu Neredeydin ve Palyaço adlı romanları. Paulo Coelho'nun Simyacı adlı romanı. Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens adlı çocuk kitabı ama yetişkinlerin de okuması gereken bir kitap kesinlikle. Damardan gerçekçilik akımıyla tanınan Roberto Bolaño'nun Vahşi Hafiyeler adlı romanı. Susanna Tamaro'nun Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabı. Steven Zweig'ın Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castello Calvine adlı kitabı var bende. Diğer Steven Zweig kitaplarını İş Bankası Modern Klasikler'den edinmiştim. Yine Paulo Coelho'nun Portobello Cadısı adlı kitabı. Can Yayınları Özel Fotoğraflı Klasikler'den Charles Dickens'ın Büyük Umutlar adlı kitabı. En etkilendiğim kitaplardan biri olan Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli adlı kitabı. Çoğu kişi bu romanı sevmiyor ve rahatsız oluyor ama bazı gerçeklerden rahatsız olmamız gerek artık. Osman Şahin'in öykü ödülü almış olan Ölüm Oyunları adlı öykü kitabı. Yine Pelin Buzluğ'un öykü ödülü almış olan Deli Bal adlı öykü kitabı. Faruk Duman'ın Köpekler İçin Gece Müziği adlı romanı. Ve Ferzan Özpetek'in Sen Benim Hayatımsın adlı kitabı. Can Yayınları'nı bitirdikten sonra en sevdiğim klasik serilerinden olan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisine geçiyorum şimdi. İlk olarak en sevdiğim yazarlardan biri olan Dostoyevski'nin kitaplarından başlamak istedim. Hepsini okudum zaten burada gördüğünüz kitapların hepsini. Dostoyevski'nin Budala adlı romanı, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler adlı romanı, Dostoyevski'nin Ölüler Evinden Anlar adlı romanı, Dostoyevski'nin Ezilenler adlı romanı, Dostoyevski'nin Stepançukova Köyü adlı romanı, Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı romanı,
Dostoyevski'nin Ev Sahibesi adlı öyküler toplaması, Dostoyevski'nin Öteki adlı kitabı, Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı kitabı, Dostoyevski'nin Ecinliler adlı kitabı, Dostoyevski'nin Kumarbaz adlı romanı. Dostoyevski'den devam ediyor olduğum için sıralama bozulmaması açısından Puşkin Konuşması kitabını da burada göstereyim dedim. En son kitabı zaten, İletişim Yayın Evi'nden çıktı bu da. İspanyol varoluşçu yazar Miguel de Unamuno'nun Sis adlı romanı, Homeros'un İlyada ve Odessa destanları, Gogol'ün Müfettiş ve Bir Deli'nin Anı Defteri, Palto Burun, Petersburg Öyküleri ve Fayton adlı kitapları, Vicente Blasco Ibáñez'in Mahşer'in Dört Atlısı adlı kitabı, Shakespeare'in Venedik Taciri, Shakespeare'in Julius Caesar'ı, Shakespeare'in Romeo ve Juliet, Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası, Shakespeare Otello, Shakespeare Macbeth, Shakespeare Hırçın Kız, Shakespeare Fırtına, Shakespeare Soneler, İngilizce Türkçe basılmış bu, Shakespeare Yanlışlıklar Komedyası, Shakespeare Kral Lear, Shakespeare 12. Gece, Shakespeare Kuru Gürültü ve Shakespeare'in başka bir yayın evinden olduğu için yine gösteriyorum burada, Hamlet adlı kitabı. Yani onlarca Shakespeare kitabım var ve bunların hepsini bir ara toptan külliyen okuyacağım diyebilirim. Sofokl'un Kral Ödip, Ödip Kolonos'ta ve Antigone adlı oyunları, Platon'un eseri olan Sokrates'in Savunması, Alexander Pushkin'in Yüzbaşının Kızı, Bütün Öyküler, Bütün Romanlar adlı Rus klasiklerine sizi kesinlikle sevdirebilecek ve başlatabilecek olan bir toplama eserdir. Friedrich Nietzsche'nin Böyle Söyledi Zerdüşt, Tolstoy'un Savaş ve Barış 1 ve 2 olarak, 2 cilt olarak basılan serisi, dünyanın en önemli romanlarından biri olan Tolstoy'un Anna Karenina adlı kitabı. Yukarıdaki kitaplardan da gösteriyorum bu arada. Victor Hugo'nun Sefiller 1 ve 2, yine Savaş ve Barış gibi basılan 2 ciltli kitabı. Çok aşırı aşırı güzel bir kitap, zaten okuyanlar biliyordur. Yine Gogol'ün Ölü Canlar adlı kitabı, Tolstoy'un Kreutzer Sonat adlı kitabı, Walt Whitman'ın Çimen Yapraklar adlı kitabı, Bömerko'nun Sevilla Berberi veya Nafile Tedbir adlı kitabı, yine Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar adlı kitabı, Oscar Wilde Dorian Gray'in Portresi, Xenophon'un Anabasis On Binlerin Dönüşü adlı kitabı, Yusuf Has Hacib'in Kutat Gubilik adlı kitabı, Montaigne'in Denemeleri, Victor Hugo Bir İdam Mahkumunun Son Günü, yine çok önemli bir ütopya tasarısı olan Thomas More'un Ütopya adlı kitabı, Gonçarov'un tembelliğiyle ünlü karakteri olan Oblomov adlı kitabı, Emil Zola'nın Germinal adlı kitabı. Yeter artık abi, yeter dediğinizi duyar gibiyim. Dediğim gibi Hasan Ali Yücel klasikleri bende en fazla olan klasiklerden biri olduğu için Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı adlı kitabı Hasan Ali Yücel klasikleri serisinden en son olan kitap, göstereceğim olan kitap size. Bu kitapla beraber Can Yayınları ve Hasan Ali Yücel klasiklerini tamamlamış oluyoruz. Hemen aşağıya geçecek olursak burada Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler serisi var. Onlardan devam ediyorum. William Golding Sineklerin Tanrısı, Mihail Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Anıları, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal, Jules Verne'in Doktor Ox'un Deneyi, Jack London Beyaz Diş, Jack London Demir Ökçe, Jack London Martin Eden, Jack London Adem'den Önce, Franz Kafka Dönüşüm, Franz Kafka Dava, Franz Kafka Aforizmalar, Halil Cibran Ermiş, Stefan Zweig Bir Çöküşün Öyküsü, Stefan Zweig Korku, Stefan Zweig Yakıcı Sır, Stefan Zweig Mecburiyet, Stefan Zweig Olağanüstü Bir Gece, Stefan Zweig Gömülüş Andan, Stefan Zweig Bir Kadın Yaşamından 24 Saat, Stefan Zweig'in Balzac, Dickens ve Dostoyevski Üç Büyük Usta Biyografi Kitabı, Stefan Zweig Satranç, Stefan Zweig Ay Işığı Sokağı, Stefan Zweig Amok Koşucusu, Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, belki de Zweig'dan en çok sevdiğim kitaplardan biridir, Sunay Ak'ın Antikacılar adlı şiir kitabı, Giovanni Papini Gog, Anton Çehov'un Altıncı Koğuş adlı kitabı, bunu söylemeyi unutmuşum, Stefan Zweig'in Mürebbi adlı öykü toplaması, yani novellalar, Carlo Collodi'nin Pinokyo adlı kitabı, Rainer Maria Rilke'nin Bütün Şiirlerinden Seçmeler adlı kitabı, Sait Faik Abasyanık Lüzumsuz Adam, bu Cumhuriyet Yayınları'ndan basılıyor, Ferenc Molnar'ın Pal Sokağı'nın Çocukları, bu da yine Cumhuriyet Yayınları'ndan basılmış olan Emil Zola'nın Apartman adlı romanı, 3 cilt halinde basılmış böyle. İş Bankası'ndan sonra Yapı Kredi Yayınları'ndan devam ediyorum şimdi. Yapı Kredi Yayınları da en sevdiğim kitaplara sahip olduğu için çok önem verdiğim bir yayın evidir. Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali Yeni Dünya adlı öykü kitabı, William Faulkner'ın Ses ve Öfke adlı çok beyin zorlayan ama çok da güzel bir romanı, Sadık Hidayet Kör Baykuş, Ahmet Haşim Göl Saatleri adlı şiir kitabı, Orhan Veli Yalnız Seni Arıyorum, Nahit Hanım'a Mektuplar, Üsat Bener'in Bay Muhannit Sahtegi'nin Notları adlı romanı, Edip Cansever Ben Ruhi Bey Nasılım, Behçet Necatigil Eski Sokak,
Nazım Hikmet'in çok güzel seçme şiirlerinden oluşturulmuş bir kitap olan Henüz Vakit Varken Gülüm adlı şiir kitabı. Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı adlı kitabı. İkinci yeni akımına mensup bir yazar biliyorsunuz. Gündüz Vassaf'ın Mostar adlı gezi yazısı ve deneme kitabı. Yine ikinci yeni akımından Cemal Süreya'nın Sevda Sözleri adlı Bütün Şiirleri adlı kitabı. Özdemir Asaf'ın yine toplu şiirleri olan Çiçek Senfonisi adlı şiir kitabı. Yine çok sevdiğim kitaplardan biri olan Orhan Pamuk'un Kara kitabı. Emin Maluf'un Semerkant adlı kitabı. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam. Yine en sevdiğim, hayatımda en sevdiğim dördüncü kitap olan İbn Sina İbn Tufeyl'in Haybin Yaksan adlı kitabı. Salinger'ın Çağdar Tarlasında Çocuklar. Erland Lowe'nun Doppler adlı kitabı. Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı kitabı. Christopher Isherwood'un Hoşça Kal Berlin adlı kitabı. Italo Calvino'nun Görünmez Kentler adlı kitabı. Yine Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı kitabı. Michel Foucault'un Magritte'in bir tablosundan yola çıkarak kaleme aldığı sanat eleştirisi kitabı olan Bu Bir Pipo Değildir adlı kitabı. Yine Emin Maluf'un Doğu'nun Limanları adlı kitabı. Okumaktan şu an epey zevk aldığım bir seri olan Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde adlı kitabı. Svenler'in tarafı Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Guarmentes tarafı Sodom ve Gomorra, Mahpus Albert'in Kayıp ve Yakalanan Zaman adlı kitapları şöyle 7 adet olacak şekilde. Videonun da şu an aşırı uzun olmaması için bundan sonraki kitapları biraz daha hızlı geçmeye çalışacağım. Cervantes'in Don Quixote adlı romanı, şu anki okuduğumuz romanların çoğunu belirleyen bir modern roman başyapıtı diyebilirim. Herman Melville'in Moby Dick Beyaz Balina adlı kitabı. Bugüne kadar okuyup da en sevdiğim kitaplardan ilki olan, yani birinci sırada olan Robert Musil'in Niteliksiz'den 1 ve 2 kitabı. Yani düşünün ki diğer kitapları okumadan, serinin diğer kitaplarını okumadan hayatımdaki birinci sıraya koydum, yani öyle güzel bir kitap. Bu arada bu YKY'nin Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi benim en sevdiğim klasik yapıtlar dizisinden bir diğeri. Yani Hasan Ali Yücel klasikleriyle birlikte. Louis Ferdinand Celi'nin Gecenin Sonuna Yolculuk ve Taksitle Ölüm kitapları. Gecenin Sonuna Yolculuğu okudum. Yine hayatımda en sevdiğim kitaplardan biri oldu. Taksitle Ölüm'ü de yakın zamanda okumayı planlıyorum. Dostoyevski'nin de Pushkin konuşmasında içindeki karakterleri yorumladığı Alexander Pushkin'in Yevgeni Onegin adlı şiirsel romanı. Bu da en sona kalmış. Sadık Hidayet'in yine çok güzel kitaplarından biri olan ve çok güzel iğnelemeler içeren Hacı Aga adlı romanı. Bundan sonrakilere daha hızlı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü video çok uzun olmaya başladı. Ve evde anlatacak daha aşırı çok kitap var. Bu yüzden bu kitapları size göstererek geçmeye çalışacağım. Şöyle en yukarıdan söyleyecek olursam Atatürk'ümüzün Nutuk adlı kitabı. Franz Kafka'nın Şato adlı romanı. Hakan Günday'ın Az ve Daha adlı romanları. Burada soldan başlayacak olursam Kentin Tozu adlı kitabı. Rant mimarisini anlatıyor. Mihail Bulgakov'un Üstad ile Margarita, İhsan Oktayanar'ın Galis Kahraman, 7. Gün, Suskunlar Puslu Kıtalar Atlası adlı romanları. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar var, Korkuyu Beklerken bir de Tutunamayanlar adlı kitapları var. Irvin Welsh'in, yani yeraltı edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Irvin Welsh'in Trainspotting adlı kitabı. Jonathan Safran Foer'in Her Şey Aydınlandı adlı kitabı. Bir de en sağda Martı Jonathan Livingston Richard Bach'ın kitabı. Hemen o rafın altında da başka kitaplar var. Bunlardan devam edeceğim. Dediğim gibi bundan sonraki kitapları çok daha hızlı söyleyeceğim böyle. Burada hep kitaptan çıkmış çocuk kitapları var. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler var. Bu kitap bende ne arıyor lan? Anlamadım. Neyse. Kitapların Nasıl Okumalı adlı kitap var. Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı kitabı var. İlber Ortaylı'nın Seyahatnamesi var, burada solda görüyorsunuz. Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı adlı kitabı var. Dan Brown'un Da Vinci'nin Şifresi adlı kitabı var. Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer. Dijital Çağda Müslüman Kalmak, Nazife Şişman. Eduardo Galeano'nun Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Burada da en son Agora kitaptan Mehmet Eroğlu, Belleğin Kış Uykusu adlı kitabı. Aslında kitaplığın geneli böyle ama bu solda duran daha, yani tepe olan kitapları da böyle yavaş yavaş size söyleyeceğim. Evde yer olmadığı için maalesef şu an için yeni bir kitaplık alamıyorum arkadaşlar. Çünkü buradan sonra koltuklar başlıyor. Evdeki en uygun yer burası. Ve diğer kitaplardan şöyle devam edecek olursam. Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra, Zülfü Livaneli'nin Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm.
Büşra Sanay'ın Kardeşini Doğurmak, yine Zülfü Livaneli'nin Serenat Son Ada adlı kitapları, Elif Şafak'ın Havva'nın Üç Kızı, Zülfü Livaneli Edebiyat Mutluluktur Kardeşimin Hikayesi, Levent Gültekin'in Onurlu Çıkış, Hakan Günday'ın Ziyan, yani bunlar Doğan kitaptan çıkıyor zaten şöyle gördüğünüz gibi. Burcu Kapı Hiç Pas Vermiyorsun, bu da Doğan Egmont'tan çıkıyor. Giovanni Papini'nin Kaçan Ayna, Jose Saramago'nun Filin Yolculuğu, yine Jose Saramago'nun Kabil, Görmek ve Körlük adlı kitapları da var. Fernando Pessoa'nın Aforizmalar kitabı olan Başıboş Bir Yolculuktan Notlar adlı kitabı. Yılmaz Özdil'in Kadın ve Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda adlı kitapları. Haydar Ergüle'nin şurada 40 şiir ve bir şiir kitabı var. Şükrü Erbaş'ın Bağ Bozmuş Arkaları. Ahmet Şık İmam'ın Ordusu. Bunlar da yine Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkıyor. Pegasus Yayın Evi'nden iki tane kitap var. Jared Diamond'ın çok sevdiğim kitabı olan, yakın bir zamanda okudum, Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabı. Michael Ende'nin Momo adlı kitabı. Charles Bukowski'nin Kadınlar ve Kaybedenin Önde Gideni adlı kitapları. John Fante'nin Toza Sor adlı kitabı. Parantez Yayın Evi'nden çıkıyor bunlar da şöyle. İlber Ortaylı'nın Atatürk kitabı. Zakaria Masson'un Odessa'nın Kayıp Bölümleri adlı kitabı. Bunlar Jaguar Yayın Evi'nden çıkıyor. Montano Hastalığı, Enrique Villamatas, bu da Jaguar'dan çıkıyor. Balzac'ın Serafita, bu da Jaguar'dan çıkıyor. George Orwell'ın Katalonya'ya Selam, bu da BGST Yayın Evi'nden çıkıyor. Şöyle sağa geçecek olursam burada da Yevgeni Zamyatin, ya İtaki Yayın Evi var burada da gördüğünüz gibi. Yevgeni Zamyatin Biz, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Wells'in Zaman Makinesi, Huxley'in Cesur Yeni Dünya, Ali Lidar'ın Yolun Başı, Isaac Asimov'un Ben Robot, Jack London'ın Vahşetin Çağrısı, Ali Lidar'ın yine Tesirsiz Parçalar, Mehmet Uzun'un Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık, Andy Weir'ın filmini de izlemişseniz biliyorsunuzdur, Marslı adlı kitabı, Pierre Boulle'ın Maymunlar Gezegeni adlı kitabı, Doctor Who 11 Doktor 11 Öykü adlı kitabı. Bunlar da İtaki Yayın Evi'nden çıktı şöyle. Devam edecek olursak Tuğrul Keskin Zitoi Epenastasis, bu Everest Yayın Evi'nden çıkıyor bunlar. Halit Hüseyin'in Uçurtma Avcısı, Aslı Erdoğan Mucizevi Mandarin, Mevsim Yenice Tekme Tokatlı Şehir Rehberi, Ece Temel Kur'an Muz Sesleri, Ahmet Ümit Sis ve Gece, Flann O'Brien İrlanda Edebiyatı, Absürt bir Edebiyat, Ağaca Tüneyen Sweeney, Orhan Kemal Önce Ekmek, Hasan Ali Toptaş Kuşlar Yasına Gider. Bunlar da gördüğünüz gibi Everest Yayın Evi'nden çıkıyor şöyle. Burada da yukarılarda Doruk Kirezci adlı yazarın Biraz Uyusam Düzelirim, Guguk adlı kitapları. Yukarı gidince de Işığın Tozları Mehmet Baran, Dostoyevski Delikanlı, Tanpınar Beşşehir, Yaşanan Mimar Rasmussen, Fareler ve İnsanlar John Steinbeck, Samet Behrengi Küçük Karabalık, Michel Foucault'un Cinselliğin Tarihi, bu da Dorian Solot, Marshall Miller diye hatırlıyorum, evet. Kadınlar için Sıra Dışı Bir Rehber, şöyle Yaşasın Orgazm kitabı. Aslında videolarda görmüyorsunuz ama burada tam bir statik mukavemet olayı var. Gördüğünüz gibi şu kütlenin ağırlık merkezi ile bu kütlenin ağırlık merkezinin ortasını alıp şöyle bir sistem kurdum ve oynamıyor yani arkadaşlar. Buradaki kitapları da hemen hızlıca geçeceğim şöyle. Burada İlber Ortaylı'nın kitabı var. Illuminati kitabı var şurada ikinci sırada. Antoine de Saint-Exupéry'nin toplu eserleri var. Burada Halil Cibran'ın bütün eserleri var. Şöyle En Güzel Yüz Aşk Şiiri ya da Türk Edebiyatındaki En İyi 50 Öykü, Dünya Tarihi, Oltadaki Balık Türkiye, Emil Ajar'ın Onca Yoksulluk Varken, Doğan Hasol'ün Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Cemre Demirel'in Bir Başka Din Tasavvuf, Dinle Küçük Adam var onun üstünde, William Reich'in, Mustafa Becit Her Şey Ben Yaşarken Oldu, Evrim Kuramı ve Mekanizmaları, Çağrı Mert Bakırcı, Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar, Rukiye Türeyen'in kitabı, %98 Engelli ve Tek Parmağıyla Müthiş Bir Başarıya Sahip Olan Bir Yazarımız bu. Hemen onun üstünde Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphaneci, Emre Dorman Allah'a Öğretilen Din, Murat Menteş Antika Titanik, Vejetaryen Hong Kong, Murat Uyurkulak Har, Jeffrey Moore Sinestezya, Murat Menteş Dublörün Dilemması, bunlar April Yayın Evi'nden çıkıyor gördüğünüz gibi. Bahadır Cüneyt Yalçın Eski Karım Uzaya Gidiyor, Mehmet Yılmaz Roza Yayın Evi'nden basıyor, Yola Düşen Gölgeler ve Tuna'nın Türküsü Bir Gün adlı kitapları. Bu K kitap bunlarda, siyasi ve futbol kitapları basıyorlar. Levent Üzümcü Boyun Eğme, Selcan Taşçı Hançer'deki Parmak İzleri, Müjdat Gezen'in Tanıdıklarım adlı kitabı, Ahmet Mümtaz İdil Saygın Kel Adamın Ölümü, İlhan İrem Güneş Ülkesi'nin Karanlık İnsanları, Münip Engin Noya'nın Ben Müslüman'a Müslüman Demem, Müjdat Gezen Neden Dersen, Ruşen Eşref Ünaydın Galatasaray ve Futbol. Onun üstünde Destek Yayın Evi'nden kitaplar var. Hakan Mengüç'ün kitapları var.
Eddie Hunter, Osman Balcıgil, Mustafa Hoş. Onun üstünde de böyle Maya kitaptan başka kitaplar var. Wells'ın Efendi Uyanıyor ve Türk Masalları adlı kitapları var. Şimdi buraya geçecek olursam, Andrew Haywood'un Siyasi İdeolojiler, Philip Wilkinson'ın 50 Mimarlık Fikri, Holly Goldberg Sloan'ın Mucizeleri Saymak, Jhumpa Lahiri'nin Saçında Gün Işığı, Patti Smith'in Hayalperestler. Bunlar Domingo Yayın Evi'nden çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi virgül şeklinde. Kafka Yayın Evi'nden de Mutluluk Sanatı, Goliarda Sapienza, Paris Komünü'nün Sesleri, bu da Kafka Yayın Evi'nden çıkıyor yine. Mitchell Abidur derlemiş. Yine Domingo Yayın Evi'nden Walter Isaacson'ın Geleceği Keşfedenler var. Yine Walter Isaacson'ın Steve Jobs kitabı var. Burada hemen Sophie'nin Dünyası var. Albert Einstein'ın Benim Gözümden Dünya var. Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi. Erasmus Deliliğe Övgü, Boethius Felsefenin Tesellisi. Bunlar Alfa Yayın Evi'nden çıkıyor. Giorgi Gospodino'nun Doğal Roman. Bir yerde hüznün fiziği olacak aynen yukarıda. Bunlar Matisse zaten gördüğünüz gibi şöyle. Matisse'den Giorgi Gospodino Doğal Roman, Charles Bukowski Ekmek Arası, Oruç Aruobo Hani, John Berger'ın Görme Biçimleri, Giorgi Gospodino Hüznün Fiziği, Bilge Karasu Kısmet Büfesi, Bilge Karasu Gece, Andrei Platonov Can, John Berger G adlı kitapları var. Alain de Botton'un Mutluluğun Mimarisi adlı kitabı var. Sel Yayın Evi'ne geçtim. Ilias Canetti Körleşme, Harper Lee Bülbül'ü Öldürmek, Ballard'ın Çarpışma Yeraltı Edebiyatı. Hatta distopyaya da kayıyor biraz. Deniz Gezgin Ahraz, yani gördüğünüz gibi bunlar Sel Yayın Evi'nden çıkıyor. Ayrıntıya geçiyorum. George Perec'in Kayboluş'la başlıyor alttan. Sonra şurada Søren Kierkegaard'ın Kahkaha Benden Yana, Chuck Palahniuk'in Günce ve Tıkanma adlı kitapları var. John Fowles koleksiyoncu, Eric Sherman'ın Göğü Delen Adam, Robert Pierce Ginzen ve Motosiklet Bakım Sanatı, Ingvar Ambjörsen'in Beyaz Zenciler, Weisbecker'ın Kozmik Haydutlar, yani bunlar da ayrıntı kitapları gördüğünüz gibi, ayrıntı yayınları. Devam edecek olursam kolektif kitaptan Yuval Noah Harari kitapları var, Homo Deus ve Sapiens olmak üzere. Onun üstünde de zaten iletişim yayın evi başlıyor. Sevgi Soysal Tanteroza, Andrei Valitsky'nin Rus Düşünce Tarihi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Adını Unutan Adam Mehmet Eroğlu, Sevgi Soysal bütün eserlerinden üçüncüsü Yenişehir'de Bir Öğle Vakti. Jack London'ın Uçurum İnsanları, Oğuz Atay'ın Oyunlarla Yaşayanlar. Demin hani tehlikeli oyunlar ve tutunamayanlar, bir de Korkuyu Beklerken var demiştim. Oğuz Atay'ın 4 tane kitabı var bende şu an. Spinoza Etika, Freud'un Totem ve Tabu Cinsellik Üzerine adlı kitapları. Yine Jean-Paul Sartre'ın Varoluşçuluk adlı kitapları. Gördüğünüz gibi şurada canlı yayın evinden Bulantı Sözcükler ve Duvar vardı. Bir de burada işte Varoluşçuluk Say'dan basıldığı için Say Yayıncılık'tan aldım şöyle. Shibumi Trevanyan, bu e-yayınları. Yece Koşinski'de Bu da Boyalı Kuş, yine e-yayınları basıyor. Ali Şeriati, Kendisi Olmayan İnsan Dine Karşı Din, bu Fecir Yayın Evi. Ötüken Neşriyat'tan Cengiz Aytmatov, Beyaz Gemi. Bir de Atsız'ın Ruh Adam adlı romanı var. Ruh Adam'ı severim, güzel bir romandır. Michael Kohlhaas, Heinrich von Kleist, bu da yine güzel bir kitap. Sabahattin Ali Sırça Köşkü, Ren Kitap, Ren Yayın Evi'nden. Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf. Kavgam Hitler, bu yine ilk okuduğum kitaplardan biri. Bu Dostoyevski Delikanlı Alttaki'nin devamı, Engin Yayın Evi basıyor. Bir Başkentin Anatomisi, bu Doktor Nazmi Özalp, Ankara'yı anlatıyor bu kitap. Necat Keskin'in Mıtrıplık, Kürt Müziği ve Kürt Edebiyatı'nı anlatıyor. Burada da Atakan Büyükdağ Kavgamız Gece kitaplığı bu iki kitapta. Bu da 2. Dünya Savaşı ve bilimin savaşını anlatıyor 2. Dünya Savaşı döneminde. Yukarıda da ajandalar falan filan var. Son olarak şurayı da göstereyim, yani burada da birkaç tane kitap var. Ama bunlar önem derecesi olarak böyle çok önemli olmadığı için bunları en son gösteriyorum. Şurada güzel kitaplardan olan Dost Yayın Evi'nden çıkmış kitaplar var. Dost Kitap Evi'nden. Dinler, Kitabın Tarihi ya da Felsefe, Mayalar, İnkalar, Uygarlık Tarihi ve böyle güzel, rasyonel bilgiler olan kitaplar var. Onun yanında hemen şöyle başka yine Tarık Tufan'ın ya da İsmet Özel'in, Max Stirner'ın anarşist kitaplar ya da Sekülerleşme Teorisi adında böyle siyasi ve bilim kitapları var. Beyninize Hoş Geldiniz diyor mesela NTV'nin. Ya da Kimse Kendi Başına Yapamaz, Wilder Penfield'ın kitabı var böyle. Bu da bilim kitabı. Ya da diğer kitaplar işte böyle. Şurada solda benim mimarlıkla ilgili kitaplar var. Bizim mimarlık sempozyumları ve yarışmalarla ilgili kitaplar. Bunlar genelde şöyle psikoterapi ya da
İşte Krishnamurti'nin kitapları var, TED kitapları. Ya bunlar biraz daha kişisel gelişim. Hani bak mesela burada Sprint diye bir kitap var, o da kişisel gelişim yine. Ya burada Yiğitik Ülke'nin evi var, şurada birkaç tane kitabı var. Serkan Türk, Aylin Acar, Efe Duyan gibi başka yazarlar var. Ya bu arada en son olarak gösteriyorum, çok önemli olmadığı için. Şöyle yani yüzlerce ayraç var, çok önemli değil, zaten çoğunu kullanmıyorum. Ama şu en sevdiğim ayraçlardan biri olan Gabriel Garcia Marquez'in ayracı var. Yani dediğim gibi her kitabın içinden zaten ayraç çıktığı için bunları ayrı böyle topluyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden bunları da göstereyim dedim. Şu an ölüyorum yorgunluktan ama umarım değmiştir ve zevk almışsınızdır. Bendeki kitapları merak ediyordunuz. Bendeki kitaplar böyleydi. Dediğim gibi başka kitaplar var bu tarafta kalan. Sizin görmediğiniz tarafta olan bu demin dediğim kitaplar var. Ama daha az önemli kitaplar benim için. Başka bir kitaplık koyamıyorum şu anda. Çünkü dediğim gibi... Başka bir videolarda demiştim yani, çünkü başka yer yok şu an evde. Kitaplık için evdeki en uygun yer burası. Ve hani ben de arkada sarı duvarların görünmesini istemiyorum ama şu anlık elimden gelen imkan bu. Yanda koltuklarla dolu olduğu için başka bir kitaplık koyamıyorum. Bunlar da hep bu şekilde durmak zorunda yani, çünkü dediğim gibi başka bir yer yok ve bulabildiğim en düzenli çözüm de bu. Umarım videoyu Pegasus Yayınevi ya da Altın Kitaplar gibi böyle nispeten vasat yayınevi olan kitapları görmek için açmamışsınızdır. Ve umarım hani artık kitaplık turu diyen insanlar için verimli ve doyurucu bir video olmuştur diyorum. Ve artık gününüzü daha çok fazla çalmadan gidiyorum yani, yeter de artık yeter. O yüzden başka işlerle uğraşın yani, buradan çıkın artık yeter. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın.